Merhaba herkese, iyi akşamlar. Ben Eda Güngör. Bugün konuğum Demet Özdemir olacak. Heyecanla beklediğinizi biliyorum çünkü sabahtan beri inanılmaz mesajlar aldım. Onu görmek için çıldırıyorsunuz, farkındayım. Ettim şu an. Bekliyoruz. Demet'ciğim! Açılışı çok güzel yaptın. Öyle mi? Gerçekten mi? Evet, seni izledim. Heyecanla ortak oldum. Ben de aşırı heyecanlıyım. Oh ne güzel. Nasılsın? Ay çok özledim seni Demet. Ben de seni ikimiz... Sen krem mi giydin? Beyaz mı? Tişört giydin. Evet, ben de. Konuşmadık arkadaşlar kesinlikle. Sözleşmedik. Evet, asla. Benliğimize hoş geldin. Ay hoş bulduk. Çok mutlu oldum. Öncelikle ben de hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah keyifli geçer. Beni sıkıştıracak soruların varsa da bekliyorum. Var tabii ki. Olmaz mı? Bekliyorum. Şimdi öncelikle tabii karantina süresi nasıl geçiyor diye soracağım sana. Ama şöyle küçük bir bilgi vermek istiyorum izleyicilere. Ver. Şimdi biz bu pandemi süreci başlamadan önce arkadaşlar Demet'le ve Rutkay diye bir arkadaşımızla yemeğe gittik. Dışarı çıktık. Dünyada pandemi başlamıştı ama daha kere yaptım. Vaka yoktu. Neyse çıktık yemeğe. Çok da güzel vakit geçirdik. Sonra evlerimize dağıldık ama ertesi gün uyandığımızda değil mi Demet? Bir anda Türkiye'de vaka çıkmaya başladı. Evet. Neyse ertesi gün oldu. Vakalar artmaya başladı. Biz hemen telefonla ne oluyor acaba? Bizde bir şey olabilir mi? Biz çok insanlar o gün de kalabalıktı gittiğimiz yer. Evet. Bir panik olduk. Evet. Ve sen bize şöyle bir teklifle geldin. Arkadaşlar bu 3 kişi dışında kimse kimseyle görüşmeyecek. O yüzden benim evime gelin sadece üçümüz bu karantina dönemini geçirelim dedin. Beraber atlatalım dedin. Davet ettin. Evet. Çok keyifliydi. İnanılmaz bir ev sahibisin zaten. Ben çok eğlendim. Bir hafta seninle geçirdim. Ama kedim olduğu için eve dönmek zorunda kaldım. Senin bu süreci nasıl geçirdiğini biliyorum aslında ama biz izleyicilerimizle bir paylaşalım. Nasıl geçiyor karantina günleri? Valla ilk etapta hep beraberdik. Yani benim için gerçekten yani bütün dünya için çok zor bir süreç. Hala da öyle devam ediyor. Hala riskler var. Hala dikkat etmemiz gerekiyor. Evde kalmamız gerekiyor. Bu mesajları vermeye devam edelim ama ilk zamanlar gerçekten Rutkay ve Selin benim yanımda olman o kadar güzel geldi ki. Evet, çok eğlenceliydi. Hani annemin de bir yaş sınırı var. Onu da göremiyorum. O da uzakta. Hani yani hem tek başıma kalmadım hem de sizin gibi insanlarla karantina süreci geçirdim ve bu arada izleyenler duysun. Eda çok güzel mangal yakıyor. Ya evet. Hayatımda ilk defa senin evinde mangal yaktım ve inanılmaz. Ama çok başarılı. Bir yaktım. Aynen. Çok, çok güzel hayaller kurduk burada. Çok güzel filmler izledik. Evet. Filmler konusuna girersek. Şimdi arkadaşlar ben korku filmi hiç seyreden bir insan değilim. Gerçekten yani hani korku filmi kendim gelmeye gerek duymuyorum yani. Hani çok da gerildiğimden değil de ne bileyim ben öyle bir merakım yok. Ama sen bir korku filmi fanatiğisin. Evet öyle. Yani hayatım boyunca izlemediğim kadar korku filmi senin evinde bir hafta boyunca izledim arkadaşım. Evet yani günde 3 kere falan korku filmi izliyordum. İnanılmazdı. Yani neden korku filmine bu kadar merakın var ve acaba bir korku filminde oynamak falan ister misin? Bir girelim mi oralara? Yani olur hadi gir. Yani daha çok gerilim filmlerini falan bayılarak izliyorum. Korku filmlerini de tabii artık yani benim de izlemediğim kalmadı herhalde. Şimdi mesela geçen akşam bakıyorum yeni bir şey var mı diye ama her şeyi tüketmişim. Tabii ki tüketmediğin olduğunu zannetmiyorum yani. Yok yok gerçekten yok diyebilirim. Ama ya ister miyim? Ya çok isterim tabii ki. Ya oyunculuk zaten öyle ben sadece şunu oynamak istiyorum. Benim yani için en azından öyle bir şey değil. Yani romantik komedi yaptım. Dram yaptım. Bir tane korku filmi de yaparım hani. Neden olmasın diyorsun. Yani hepsi bir tecrübe çünkü. Hani evet, kesinlikle. Sen zaten o kadar renkli bir kişiliksin ki yani içinde her şey var. O yüzden her şeyi yapabileceğine inanıyorum. Karşılıklı Eda'cığım. Şimdi şöyle devam edeceğim. Erkenci Kuş'ta oynadığın Sanem karakteri o kadar sevildi ki herkes sana aşık oldu. Tamam daha önce diziler yaptın. Başka projelerde oldun ama yani bu projede ben herkesin seni sevdiğini ve kabul ettiğini gördüm yani. Bu proje senin projendi. Bununla parladın. Ne şimdi güzel. Burada bu dizinin başarı sağlamasının sebepleri yani senin bu senaryoyu parlatmış olman olabilir ya da ne bileyim ben o kadar samimi ve doğal bir karakteri oynuyordun ki belki insanlarla o samimiyeti yakaladın. Genel olarak
Bu romantik komedi dizilerinde çok var. Hep de yazın çıkarlar ortaya. Hı-hı. Bu kadar diğerlerinden ayrışmanın, bu başarının sırrı neydi sence? Şimdi bu çok büyük bir bileşen aslında. Yani tek başına bunu yapmış olman mümkün değil. Başka birinin tek başına yapması da mümkün değil. Aynen. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Zaman benim için en önemli unsurlardan biri. Yani ne yaparsan yap, en güzelini yap. Ama yanlış zamandaysan eğer o bir şekilde görülmüyor. Yani evet, görülmüyor çok olabilir. Doğru. Çok doğru. O yüzden zaman bence en kıymetlisi bu yani yol haritamda. Sonrasında bu karakteri yani Sanem'in bir bakkalın kızı olması. Evet. Şimdi bende yatsınamaz bir gerçek bu ya. Bunu kabul edelim. Bende bir bu ev kızı modu var. Yani rahat bir kız. bütün isteklerimi, taleplerimi şaka yollu da olsa olmasa da rahatça dile getirebiliyorum. Yani şimdi Sanem'le benzer taraflarım çok vardı. Bunun en büyük avantajı zaten bu yani hani parlamasının, sevilmesinin. Çünkü bir şeye dönüşmek için çok büyük, meşakkatli bir şey aramadım aslında. Okuduğum senaryodaki dil bana çok yakındı zaten. Sanem'in böyle gerçek, böyle mahalleden biri, içten bir kız olması da tabii ki bana biraz yakın hissettiğim için kendime biraz da köpürmesine sebep oldu. Settekiler, oyuncu arkadaşlarım, yönetmenimiz, herkes, yani orada çok büyük ustalar da vardı, abilerim. Onların da öğrettikleri var bana çok. Aslında çok işte dediğim gibi büyük bir bileşen yani. Herkesin emeği çok büyük. Romantik komedini yaptın, harika başarılar elde ettiniz ekipçe. Sonrasında doğduğun ev kaderindir. Evet. Bu bir dram, dram dizisi. Ve sürekli seni ağlarken gördük televizyonda. Evet. Ve birkaç kere ben de ağladım seninle. Yani nasıl oldu bu? Yani komediden dramaya geçmek seni hiç korkutmadı mı? Bu role nasıl hazırlandın? Biraz anlatır mısın? Tabii nasıl anlatayım. Oldu? Yani Erken Çıkış bittikten sonra ister istemez diziler, filmler geldi okumam için. Hı-hı. Ama bu zamana kadar yani hep yaptığım şey, işler geldiğinde diziler, senaryo açtığımda, okuduğumda garip bir şekilde bir tanesi fazla parlıyor gözüme. Yani öyle evet. Bir parlıyor ki. Okuyorum, okudukça okuyasım geliyor. Doğduğun ev kaderindir benim için öyle bir iş oldu. Ve bunun gerçek bir hayat hikayesi olduğunu önce bilmiyordum okuduğumda. Hmm. Sonra öğrendim ki bir de bu hikaye gerçek. Yani dedim ki başka bir şey eklediniz mi buna? Hani başka şeyler yazılıyor mu? Hayır. Hiçbir şey yok. %100 gerçek bir hikaye. Ya böyle bir kız yaşamış. Hala da hayatta. Ve aslında seni izleyebiliyor. Şu anda evet. O işi çekiyorsun ve bölümlerini izliyor senin. Bence bu çok izliyor kıymetli. Yani. Evet. Tuhaf, evet. Büyük de bir sorumluluk bu arada. Ayrı bir konu da. Okuduğumda yani hiçbir zaman ya evet romantik komedi yapmak istiyorum. Evet şimdi dram zamanı ya da şimdi sinema filmi yapıp bir sene öyle hiç öyle bir şey yapmadım. Bir plan yapmadım bu zamana kadar. Gerçekten çok merak ettim. Hikaye nereye gidecek? Kız gerçekten kendi yolunu, kendi çizmesi gerektiğini fark edecek mi? Fark etmeyecekse bile doğaçlama yapacağım. Fark ettireceğim diyorsun. Evet. Biraz öyle oldu ama tabii ki çok heyecanlandım. Benim için çok çok önemli bir proje bu. Giyinmek senin için nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Zor mu arkadaşım? Yani şimdi birileri beni giydirsin, ben her şeyi varım mı dersin? Çünkü stil danışmanlarıyla çalıştığını biliyorum. Hatta Rutka Yüz işle uzun zamandır çalışıyorsun. Çok da iyi anlaşıyorsun. Evet. Nasıl bir şey giyinmek senin için? Şimdi bence giyinmek şöyle bir şey. şimdi sana şöyle bir örnek vereyim. Ben aslında bol bir tane tişörtle çıktım değil mi? Evet. Bunun sebebini sana açıklayacaktım zaten. İyi oldu, yeri geldi. Tamam. Şimdi kıyafet bakarken şöyle şeyler düşündüm. Oradan hemen anlayacaksınız yani aslında giymek benim için ne demek. Şimdi bir tane hani biraz şurası pullu bir bluz elime geldi. Bakıyorum hani fazla mı olur ya acaba falan. Neyse başka kıyafetler bakıyorum. Şuradan bir bluz falan. Bu arada evde var yani hani. Aklınız kalmasın. Alınmalı evet. Alınıyor. Ama benim için birazcık değişken bir şey bu. Yani işte
yemek yedim, duş aldım, saçımı kuruttum, işte yanağımı biraz allık sürdüm, biraz fazla pembe olmuş hatta. Benim de öyle, senin için süslendim. Artık hani rahat oturmak istiyorum, tamamen bu her şeyden bağımsız. O yüzden ay elime çok güzel bir tane beyaz tişört geldi. Bu işte benim için moda bu. Çünkü çok rahatım. Ama peki, şıklığa bayılırım yani, onu söyleyeyim de. Şey olmasın yani. Evet. Yok, bizim ki yanlış anlamıyoruz. Şimdi başka bir soruya geçiyorum. Hadi geç. Bu benim için çok hassas bir konu. Yani çok önemsiyorum söyleyeceğim şeyleri. Şimdi farklı olmak diye bir konu var. Yani farklı giyinmek, farklı bir insan olmak. Yani toplumlarda, özellikle Türk toplumunda farklılığı çok kabul eden bir toplum değiliz. Hatta yani farklı bir insan gördüğümüzde önce bakışlarımızla, sonra da hani vardır ya böyle yanındaki arkadaşını dürtersin baksana falan diye. Yani sence bu bir çeşit şiddet mi o insana yapılan? Çünkü ben bunu bir şiddet olarak görüyorum. Yani kesinlikle farklı, farklı insanları neden bu kadar zor kabul ediyoruz? Ne diyorsun bu konuda? Bu arada sana şöyle bir şey söylemek istiyorum Eda. Farklılık herkese göre de değiştiği için çok tehlikeli aslında. Şimdi her farklıya farklı bakıyorsak ve herkesin farklısı çok farklıysa, evet, aslında herkes birbirine sevgi olmayan içinde bakışlar atabiliyor. Ve bu bence bu çok tehlikeli. Çünkü ne söyleyeceğim sana biliyor musun? Bu benim işte inanç sistemlerimden biri. Sana anlatayım. İnsan karşısındakini kendi gibi görür. Şimdi birkaç kere bunu düşündüğümüzde ne oluyor biliyor musun o zaman? Ben bunu kendimde çok yakaladım zamanında. tabii ki ben mükemmel bir insanım demiyorum ama bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Birine baktığımda hemen kusur görüyorsun. Yani görüyordum ben. Ama bunun sebebi aslında kendinden memnun olmamakla ilgili. Şimdi buradan yola çıkarsak bu çok psikolojik bir konu aslında. O yüzden ben bunun insan kendi gibi görürü kendim benimsedikten sonra etrafıma bakışım çok değişti. Çünkü aslında bir de kendini nasıl görmek istediğinle de doğru orantılı baktığın kişi. O yüzden buna çok dikkat etmeye başladım. Hala da dikkat ediyorum. Ama bu yaşadığımız şey kesinlikle söylediğin gibi bir şiddet. Peki takıntın var mı Demet'ciğim? Herhangi bir konuya, bir şeye. Yani takıntı şöyle. Biraz ciddi konuşalım. Şöyle bir şey var. Ben çok aceleciyim. Anlaşılıyordur herhalde ben. Yani şöyle bir şey var. Senden su rica ettim mesela. Ama sen birazcık telefonla oyalanıp yavaşça ayağa kalkan ve mutfağa birazcık belli bir süre sonra giden. Sinir olduğum şey, ben de öyleyim. Evet. Yani benim buna hiç tahammülüm yok. O yüzden kimseye iş yaptırmam. Ondan sonra ya bir şey rica etmeye çok çekinirim. Çünkü severim arkadaşlarımı kaybetmek istemem. Onlardan önce koşturuyorum çünkü. Buna da gerek yok bu kadar. En büyük takıntım çok sabırsız ve aceleci olmam. Bu yaşına kadar yaptığın en anlamlı şey ne? Birçok şey var. Ama galiba otomatikman oldu. Bir amacım yoktu bununla ilgili. Benim bütün aslında bu yolculuğa girmemdeki bütün amacım annemdi. Annem, ablam daha çok. Ve galiba oyunculuğa başladığım zaman, yani kendimi ilk ekranda gördüğümde annemin ve ablamın yani bir bakışı var, görmeliydin Eda. Hani kafamı çeviriyorum, anneme bakıyorum, kendimi izleyeyim, anneme mi bakayım? Hani öyle duygulandım ki hani. Yani bunun hiçbir maddi karşılığı olamaz zaten. En büyük karşılığı annemin gururla beni ilk defa görüyor olmasıydı. Çünkü artık rahat etti, anladın mı? Hani kızımın bir mesleği var, bir işi var ve güzel yerlere inşallah gelecek. Ya artık rahattı o. Düşünsene çocukları düşünmek, yani o kadar büyük bir yük ki aslında. Ne olacaklar işte büyüyünce, meslekleri evet, ne olacak, evlilikleri nasıl olacak? Bir sürü soru var annelerin, babaların kafasında. O yüzden annemi bu konuda huzur yani içinde bıraktığım için çok mutluyum. Yani o yüzden sonrasında tabii yine annem için bir sürü örnek verebilirim. Peki kimseye göstermediğin bir yeteneğin var mı? Şöyle ben bunu karantinada anladım galiba. Yeteneklerimden biri kesinlikle
önce annelerimize çok saygı duyuyorum. Ondan sonra bütün ev hanımlarına. Hiç kolay bir şey değil yani temizlik evet. yapmak, evi çekip çevirmek. Hele bir de anneysen herhalde yani düşünemiyorum. Evet. Galiba hiç kimsenin bilmediği benim de yeni fark ettiğim. Çok iyi yer süpürüp sildim. Ya saçmalama. Gerçekten mi? Yemin ediyorum. O ne demek? O nasıl bir şey? Yani şöyle yani normalde süpürürsün. Yani ben süpürdüğümü zannediyordum. Ama öyle süpürmüyormuşum ben. Nasıl? Yani biraz ben o tozlukların arasına girerek. Anladın mı? Evet. Gerçekten inanılmaz stres attım. Ve bu konuda da artık iddialı ve başarılıyım. Hiç kimsenin bilmediği artık öğrendiği bir şey olmuş. Yani bunu bir yetenek olarak görüyorsun. Kesinlikle bir yetenek. Yani kesinlikle bir yetenek. Peki kendin için kurduğun en büyük hayal ne diyeceğim? Aslında çok değişti. Yani sen çok hayal kuran bir kızsın bu arada. Ben müthiş bir balık burcuyum. 26 Şubat. Ve hayal müthiş bir balık burcuyum. Ben hızlıca gerçeğe dönüştüren bir insan da tanımadım senin kadar. Şimdi hayal kurmak bence iki çeşit diyebilirim. Yani bir ya şunu çok istiyorum. Keşke bu benim olsa. Dediğin bir şey. Kendini böyle saniyelik ne bileyim işte bir tane kıyafet almak ve onun işte içinde hissetmek kendini. Saniyelik bir o var. Bir de hayal kurmak var. Yani ben şimdi bir hayal kurdum ama benim mesela 30-35 gün devam ettirdiğim hayallerim var. Mesela gerçekleşene kadar işliyorum onu. Şimdi gerçek zannedene kadar devam ediyorum. Ve gerçekten çok şükür nazar değmesin. Hemen hemen hepsi de gerçekleşti. Şimdiki hayallerimden biri, hatta birkaçı diyebilirim. Çünkü baktım gerçekleşiyor. Birkaç tane olsun dedim. Şöyle. Şimdi bir tane minik kedi geldi. Emziriyorum onu. Biliyorsun sütünü falan hazırlıyorum. Onu gördükçe yakın zamanda şöyle bir şey karar verdim. İnşallah bu kötü şeyler dünyamızdan gittikten sonra şu virüsten. Evet. Güzel ben hani benim dizim devam eder bir seneye ya da işte bu yaz olur mu bilmiyorum ama işte bu birazcık benim tasarlamam gereken bir şey. İnşallah öncelikle hayvanlarla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Bir şey açmak istiyorum ve ikincisi de kimsesiz çocuklarla ilgili çok güzel hayallerim var. Harikasın. Çünkü her şey gelip geçici. Oralar, buralar. O yüzden para bugün gelir, yarın gelmez. O da problem değil. Hiç sorun değil. Öncelikle iyi insana iyi gelmek benim önceliğim. İnşallah bu hayallerimi de gerçekleştirirsem yenilerini tasarlamak için olacağım. Kolay delebilecek en zayıf noktan ne? Yani vicdanımla çok kolay oynanır. O yumuşak karnım. Yani biri eğer gözlerimin içine bakıp gerçekten hissedebileceğim bir şekilde özür diliyorsa ya da önemli değil bir şey istiyorsa ve yapabileceğim bir şeyse o yani hayır demem mümkün değil. Ama bunu herkese yapmam. Tabii ki. Yumuşak karın dediysek de o kadar da değil yani tanıdığımız insanlara. Yani bence herkese de yaparsın biliyor musun deme. Çok merhametlisin çünkü. Ya evet de her özür yani, dilerim biraz suistimal edilebilirsin. Yani edilebilirsin. Bence ya benim seni dışarıdan gördüğüm kadarıyla bence en zayıf noktan bu. Sağ ol Eda. Rica ederim. Teşekkürler Eda. Ama bu aslında senin için iyi dışarıdan yapılan kötü bir şey anladın mı? Evet. Yani o yüzden yine benimle ilgili bir şey olmamış oluyor. Aynen. Kesinlikle dış sebepler. Yani bugün burada olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok seviyorum.